Herkese selamlar. Dijital Nexus 101 kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarımız bazen Wi-Fi'ye bağlandığımız zaman şu şekilde ekrandaki gibi bir hatayla karşılaşıyoruz. Yani bilgisayar Wi-Fi'ye bağlı ancak internet yok hatası. İşte bu hata tam işinizin ortasında sinir krizlerine yol açabiliyor. Evet bu doğru. Ama burada videoya başlamadan şunu belirtmek istiyorum. Yapacağımız yani gideceğimiz tek bir yol yok. O yüzden birkaç farklı yöntem var. Bu yöntemlerden hangisi sizin bilgisayarınızda çözüm bulacağını bilmediğim için videoyu sonuna kadar sardırmadan izlemeniz çok önemli. Çünkü 5. adımda sizin sorununuzu çözebilir. 3. adımda 7. adımda. Toplamda 7 adımdan oluşuyor bu video. O yüzden videoyu sardırmak yerine dostlar sağ alt köşedeki ayarlardan 2x'i alıp izlerseniz hem hangi sorun işinize yarayacak hem de videonun tamamını izleyerek de bana destek olmuş olabilirsiniz diyorum ve hazırsanız Dijital Nexus 101 kanalı teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmanız için burada sizinle. Videomuz başlıyor. Evet dostlar, ilk olarak yapmamız gereken sorunun kaynağı ne onu bulmak. Yani sorun bilgisayarımızda mı yoksa Wi-Fi adaptörümüz olan modemimizde mi? Bunu kontrol etmek için yapmamız gereken bilgisayarınızdaki Wi-Fi sorunu devam ederken siz telefonunuzdan evdeki diğer dijital aygıtlardan yani farklı telefonlardan ya da varsa farklı bir bilgisayardan tabletten internete bağlanmayı deneyin. Bu tüm bağlantılar sonucunda sadece sorun laptopta ise o zaman ilk adımı geçebiliriz dostlar. Yok eğer diğer aygıtlarda da sorun varsa o zaman internet sağlayıcınız ile iletişime geçin. Yani Türk Telekom, Turkcell ya da Türknet hangisini kullanıyorsunuz artık onu arayarak bu sorunun neden kaynaklandığını sorabilirsiniz. Evet şimdi gelelim ikinci adıma dostlar. Laptopta kablosuz adaptörler sürücüsüyle ilgili bir sorun olabilir. Bu adımı sorunu tetikleyen bir ayarı kapatarak düzeltmemiz mümkün. Ancak bunun için bilgisayarın hızlı başlat ayarı denilen bir ayar var. Onu kapatmamız lazım. Bu ayarı kapatmak için yapmamız gereken işlem çok basit. Şu alt tarafta görmüş olduğunuz şu an benim folder var ama güç düğmesine sağ tıklıyorum ve buradan güç seçeneklerini seçiyorum. Arkasından gelen ekranda buradan güç düğmesini yapacaklarına seçim var. Buna basıyorum. İlk seçeneğimi seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi hızlı başlatmayı aç. Önerilen olarak yani formattan her formattan sonra bu ayar otomatik olarak açılır dostlar. Bu ayarı kapatmak istiyorsunuz ama pasif durumda. Bunu açmak için şu yukarıdaki şu anda kullanılmayan ayarları etkinleştire basıyorum. Ve gördüğünüz gibi burası aktif hale geldi. Daha sonra buradaki tiki kapatıyorum dostlar. Tiki kaldırıyorum ve değişiklikleri kaydet diyorum. Bu pencereyi kapatıyorum dostlar. Şimdi bu işlemden sonra bilgisayarı kapatıp açmanızı öneriyorum. Çünkü ayarın aktif olabilmesi için ya da modeminizle ilgili farklı bir sorun varsa da bilgisayar bunu düzeltmesi için bilgisayarı yeniden kapatıp açmanız gerekebilir dostlar. Bilgisayarı yeniden kapatıp açtıktan sonra eğer sorununuz hala devam ediyorsa videonun kalan kısımlarını da izleyebilirsiniz. Şimdi bu adımda sizlere bazı önerilerde bulunacağım dostlar. Bu öneriler aslında herkesin bildiği ama bu sorun sırasında sizin aklınıza gelmeyen durumlar olabilir. Windows bilgisayarlar o kadar fazla işlem yapıyor ki arka tarafta ve dosyalarınız şişebiliyor. Bilgisayarın kafası karışabiliyor. Bu durumda bu gibi arızalara yol açabiliyor dostlar. Bilgisayarınızı yeniden başlatmak ilk çözüm olabilir. Evet Türk mantığı kapat aç düzelir diyorlar ya. Evet bazı durumlarda bu mükemmel işe yarıyor. Belki sizin sorununuz da bu yöntemle çözülecek. Evet ikinci önerim ise modemi açıp kapatmak dostlar. Yine aç kapa mantığı ya da modeminizi resetlemek. Ama benim tavsiyem öncelikle aç kapa yapmanız. Modem daha aynı şekilde bilgisayar gibi sürekli işlem yaptığı için kendi içerisinde bazen dosya olarak şişebiliyor ve arızalara yol açabiliyor dostlar. İlk olarak yapmanız gereken modemin arka taraftan kablosunu çıkartın. Elektrik kablosunu çıkartın. Diğer kabloları da çıkartın dostlar. Ortalama 1 dakika bekledikten sonra tekrardan çıkardığınız şekilde farklı yere farklı şeyi sokmaya çalışmayın. Bu arızayla karşılaşmanıza neden olur. O yüzden çıkardığınız şekilde tekrardan 1 dakika sonrasında takın ve modeminizin ışıklarının doğru şekilde yandığına emin olun dostlar. Işıklar demişken üçüncü bir önerim ise burada ışıkları kontrol etmeniz olacaktır. Normal şartlar altında çalışan bir modem ışığı yeşil yanar dostlar. Eğer veri transferi yapıyorsa bu yeşil ışık yanıp yanıp sönmeye devam eder. Ancak normalde bu belli aralıklarla yanıp sönmeler devam ederken sizin modeminizle ilgili bir sorun varsa ya da internet sağlayıcınızla gelen talepleri karşılamıyorsa ışıkta farklı şekilde titreşimler göreceksiniz. Bu da farklı şekilde yanıp sönmeye tekabül ediyor dostlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer baktınız normalde işte belli aralıklarla standart bir şekilde yanıp sönen bir modeminizin ışığı varsa ve şimdi baktığınız zaman da bu ışık sürekli böyle titriyor ya da farklı şekilde hızlı hızlı yanıp sönüyorsa dostlar kesinlikle bir sorun vardır. İlk olarak modemi kapatıp açmanızı yine öneriyorum. İkinci önerim.
Ama baktınız hala devam ediyor. Kesinlikle bu durumda internet sağlayıcınızı aramanız gerekiyor. Bu farklı bir soruna yol açmış olabilir dostlar. Şimdi dördüncü adım ise modeminiz bazen güç tasarrufu moduna geçebilir. Bu mod bilgisayarınızda veri transferi olmadığı zamanlarda otomatik olarak bilgisayar diyor ki ben herhangi bir işlem yapmıyorum. Modeme bağlantı gönderiyor. Modem de diyor ki madem işlemi yapmıyorsun o zaman ben de kendime güç tasarrufu moduna alıyorum diyor. Elektrikten az yakmak için. Zaten sorarsanız ne kadar elektrik yakıyor? Hiç denecek kadar az şekilde elektrik yakıyor. Bir de bunun güç modunu aldığınız zaman yani internetten tasarruf etmeye yönelik bir yöntem geliştiriyor kendi kendine. Bunu nasıl kapatacağız? Hemen onu göstereyim dostlar sizlere. Başlata aygıt yöneticisi yazıyorum. Buradan ağ bağdaştırıcılarını açıyorum. Ve alt taraftan sizin de şöyle ortaya alıyorum. Sizin de ağ bağdaştırıcınız neyse ben Wi-Fi ile bağlandığım için Wi-Fi'yi sağ tıklıyorum. Buradan özelliklere geliyorum. Buradan güç yönetimine basıyorum dostlar. Burada gördüğünüz gibi Wi-Fi ağım güç tasarrufu sağlamak için bilgisayar bu aygıtı kapatsın diyor. Yani bilgisayar veri gönderiyor diyor ki ben işlemi yapmıyorum sen de yapma diyor. Okey diyor. Aralarında anlaşıyorlar ve hiçbir işlem yapmıyor. Tabii bu da sizin dezavantajınız. Buradaki tiki kaldırıyorum dostlar. Ve tamam diyorum. Yine aynı şekilde bilgisayarı bu işlemden sonra kapatıp açmanızı öneririm. Bu arada bu işlem her formata attıktan sonra kesinlikle otomatik olarak default olarak tikli olarak gelecektir dostlar. Aklınızda bulunsun. Bu işlemi de kapatın buradan. Evet bu işlemi yaptıktan sonra 5. adımımıza geçelim. Şimdi 5. adımda dostlar yerleşik sorun gidericisi. Yani Windows'un kendi içerisindeki yazılımı kullanmanızı öneririm. Tabi bu bazı bilgisayarlarda işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Ama ben de işe yaradım mı bu zamana kadar? Hayır. Tabi bunu denemeniz lazım. Bilgisayara da değişiklik gösterebilir dostlar. Sağ alt köşedeki Wi-Fi simgesine ya da ev simgesi varsa oraya tıklıyorum. Buradan sorunlara gidere basıyorum dostlar. Ağ bağdaştırıcısı açıyor ve burada diyor ki hangi ağı düzeltmek istersin diyor. Buradaki tüm ağ bağdaştırıcılarını seçiyorum. En sondakini. Sonrakine basıyorum. Daha sonra sorunlarımız var mı yok mu? Bunu Windows tespit etmeye çalışıyor ve arkasından bu sorunları çözecek adımları da size söylüyor dostlar. Burada benim herhangi bir sorunum olmadığı için herhangi bir sonuçla da karşılaşmadım. Bu pencereyi de iptal diyerek kapatıyorum. Şimdi dostlar 6. adım ise bilgisayarımızda yine bir aç kapa yöntemi yapacağız. Bu aç kapa yöntemini nerede kullanacağız? Ağ bağdaştırıcıları bölümünde kullanacağız dostlar. Bunun için başlangıç menüsüne ağ bağlantılarını görüntüle yazıyorum ve enter tuşuna basıyorum dostlar. Şimdi burada denetim masasındaki ağ bağlantıları geldi. Siz Ethernet'ten de bağlanıyor olabilirsiniz. Wi-Fi'den de bağlanıyor olabilirsiniz. Ben Wi-Fi'den bağlandığım için buraya Wi-Fi'ye sağ tıklıyorum. Ve buradan devre dışı bırak diyorum dostlar. Gördüğünüz gibi sağ alt köşede ev simgesi oldu. Bağlı değil simgesi geldi. Tekrardan sağ tıklıyorum. Etkinleştir diyorum. Aygıtım etkinleştiriliyor. Bu yöntem işinize yarayacağına kesinlikle eminim. Çünkü dediğim gibi Windows ve modem tarafında bazı dosya alıp gönderirken dosya al vermede sorun çıkabiliyor. Bunun ortadan kaldırılmasını yarıyor dostlar. Bu işlem benim çok ama çok işime yarıyor. Kesinlikle sizin işinize de yarayacak. Evet bu adımı da tamamladıktan sonra bunu da yeniden başlatmaya hiç gerek yok. Normal bir şekilde Wi-Fi'nizi kullanabilirsiniz. Evet şimdi yapacağımız son adım ise 7. adım. Dostlar bu adımda Wi-Fi sürücünüzü güncellemenizi önereceğim. Çünkü eğer güncel bir sürüm kullanmıyorsanız bu Wi-Fi'de çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Yani adaptörde çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Ben buradan aygıt yöneticisi diyorum. Ve gelen ekranda ağ bağdaştırıcılarını açıyorum. Buradaki Wi-Fi adaptörüme sağ tıklıyorum. Tabi sizin adaptörünüz farklı olabilir. Sürücüyü güncelleştir diyorum. Diyor ki sürücüyü otomatik olarak tara. Bilgisayarından göz at diyor. Otomatik olarak tara diyorum. Zaten en son sürücü kurulu sizde diyor. Eğer sizde burada bir güncelleme varsa bunu yükleyerek de bu sorunu çözebilirsiniz. Yükledikten sonra otomatik olarak bilgisayar kapatıp açılabilir. Ya da sizin manuel olarak kapatıp açmanız istenebilir dostlar. Bu adımı da uyguladıktan sonra herhangi bir sıkıntınız kalmayacak diye umut ediyorum. Evet yapacağımız işlemler bu kadardı dostlar. Umarım bu yöntemler işinize yaramıştır. Eğer yaradıysa bana destek olmak için kanala ücretsiz abone olabilir. Her hafta sonu yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açabilirsiniz dostlar. Sizin başka hangi sorunlarınız var Windows tarafında? Yorum bölümüne bunları yazmayı unutmayın dostlar. Bu sayede bir sonraki çözüm videosu sizin sorunuz olabilir.